Ben Mustafa Ceyhun Eker, Silifke'de kendi işletmem var. Akademik çalışmalar yapmaktayız. Kendi kitaplarımızı çıkartıyoruz. Kurs programları düzenlemekteyiz. Biraz yoğun bir iş. Hakikaten stresli bir iş. Valla zaten diyabet bizim ailemizin ırsı. Benim de iş yoğunluğum, hayat mücadelesi, zorluklar. İlk açıkçası doktorum şekerimin çok yüksek olduğunu söylediği zaman çok da kendi kendime bunu tanımlayamadım. Ama belirtiler hakikaten çok feciydi. Sürekli bir ağız kuruluğu, bir anda birkaç hafta içerisinde 6-7 kiloluk bir ciddi kayıp. Tabii hemen tedavisine bakmaya gerek duyduk. Önce ilaçlarla, biliyorsunuz bunu yorgunluk haddi safhada oluyor. Ağız kuruması, bir süre sonra kaslarda ağrılar, gözlerde ağrılar ve sürekli uyku hali. İşim çok yoğun, artık çözüm aramaya başladım. İnsüline devam etmeye karar verdim. O da açıkçası birkaç ay sonra onu da bıraktım. Süreklilik bir türlü halledemedim. Yani annem zaten diyabet hastasıydı, babam diyabet hastasıydı. Ailemize birçok arkadaşım, aile büyüklerimizden diyabet hastası olanlar vardı. Genel hastalığımız bizim bu. İnsülin kullandığı dönemde ben hapları bırakmıştım. Günde 4 insülin vuruyordum. Sabah, öğle, akşam ve gece yatmadan önce. Ama dedim işte birkaç ay sonra artık bıktım, usandım. Onu da bırakmaya karar verdim. Artık ne olursa hayatın kendisine bıraktım ama baktım ki beni yemeye başladı bu. Çok ciddi şekilde. Yani denedim. Tamam belki yarım saat, bir saat etkisini azaltıyor ama yani bitirici bir tedavi değil zaten bu benim gözümde. İnsülin ve ilaç tedavisi. Sadece hızlanmayı yavaşlatıcı etkiler olduğunu ben düşünmekteyim. Ki bunu zaten ameliyattan sonra da iyi ki de olmuşum diyorum. Tabii zaten bunun yan etkilerinden bir tanesi de biliyorsunuz sinir sisteminin zedelenmesidir. Çok daha sinirliydim. Açıkçası beni ameliyattan sonra tanıyanlar çok fazla sen misin demeye başladılar. İyiyim ya şu an çok şükür. Gayet iyiyim. Daha mutluyum, daha güler yüzlüyüm. Valla ilk önce aslında benim böyle bir ameliyattan haberim yoktu. Bir aile yakınımızdan dolayı haber aldım. O da tesadüf oldu tamamen. Benim kardeşimin kayınpederi. O da benden bir 6-7 yıl önce bu ameliyatı Alper Bey'e olmuş. Tesadüf oldu. Ben de şeker hastasıyım deyince o ilk tanışma evrelerinde. Anlattı bunu. Önce inanamadım. Sonra hakikaten araştırınca ve karşıma ben yepyeni bir insan gördüm. Yepyeni bir insan. Araştırdık. Hakikaten bu ameliyat oluyor. Ondan sonra Alper Bey'in yanına geldik. Görüştük. Olabilecek hakkımızda tip 1 olduğumu, tip 2 olduğumu, bununla ilgili ameliyatımız olduğunu, bana neler yaşayabileceğimi her şeyi anlattı. Dedim ya, ilk öğrenmem bir akrabam sayesinde oldu. Vallahi benim bildiğim yaklaşık 10-12 yıl. Ama doktorların söylediği bunun geçmişinde vardır diyorlar. Toplamda herhalde bir 15 yıllık bir diyabet serüvenim var benim. Ya ailem zaten bu ameliyat olayını ilk duyduğu zaman özellikle annem çok sevindi. Ondan sonra eşim çok sevindi zaten. Ve beni desteklediler. Hatta ben geç bile kaldım. Yani normalden bir sene önce ameliyat olmam gerekiyordu. Sürekli belki biraz ameliyata korkusu bilmiyorum. Mutlak etkili olmuştur. Ama en sonunda beni ikna ettiler. Korkumu da yendim. Geldim oldum. Vallahi dedim ya benim iş tempom çok fazla. Çok yüklü. Bir defa o sinir sistemini düzeldi diyebilirim. O eski sinirli Ceyhun gitti. Daha böyle olaya pozitif bakan bir insan geldi. Kas ağrılarım vardı. Özellikle ayak ağrılarım vardı. O gitti. Gözlerimde bulanmalar çok fazla oldu. O gitti. Hatta saçım bile tekrar çıkmaya başladığını söyleyenler var. Ailemden ve arkadaşlarımdan. Ayaklarım yaralar vardı ve şu an o yaralar kalmadı. Yani vücut sanki kendi kendine hakikaten yeniliyor. O kadar olur mu diyordum. Birinci örneği benim. Vücut kendi kendine yeniliyor. Vallahi bu ameliyatı duyup beni arayanlar oluyor. Sen olmuşsun. Hatta Gaziantep'ten oluyor. Farklı illerin hiç tanımadığı insanlar oluyor. Ve ben 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika ben bunu anlatıyorum insanlara. Kurtulun diyorum ya kısaca. Yazık günah diyorum hakikaten. Yani çünkü almış olduğunuz ilaçlar veya insülin kesinlikle tedavi değil. Sadece süreci geciktirme yöntemi, başka bir şey değil. Ve benle görüşüp hatta kendi öğrenci velilerinden benle görüşüp gelip ondan sonra bu ameliyatı yaptıranlar da oldu. O yüzden çok sevmiştim. Diyorum haftada bir beni arayanlar var. Hiç tanımadığım insanlar. Farklı numaralar beni arıyor, buluyor. Öğrenmek istiyorlar. Benim avantajım şuydu. Benim direkt karşıma bir insan var ve tanıyordum. Bu insan tabii ki bunu duymak istiyor. Ben şunu ekleyeceğim en son. Hiç kimse bu hastalıkla yaşamak zorunda değil. Sağ olsunlar hocalarımız, Alper Bey ve ekibi. Bunun tedavisini bulmuş. Hakikaten yarını beklemeyin.